elinden geleni ardına koyarsan şerefsiz. Sayın Altay. O Sayın Altay. O başlar. Ana Muhalefet Partisi'ne plan bütçe komisyonunda aynı kelimeyi kullandı. Aynı dün akşam tweet atıyor. Tehdit tweetler atıyor. Hiç sizi dinleyecek halim yok. O kelimeyi genel başkanımız için iki defa kullandı. İki defa. Bir kere değil. Plan bütçede kullandınız. Sonra bir daha kullandınız. Misliyle size iade ediyor. Misliyle iade ediyor. Sahte evlilik yaptınız. Sahte. Allah belanı versin. Allah belanı versin seni. Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri oturun yerinize lütfen. Sayın Bakan. Açarsın evraklar sende. Sana yalvaran da şerefsizdir. Sayın Bakan. Sayın Bakan. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Terbiyesizlik yapma. Sen alçak. Sayın milletvekilleri herkes yerine otursun. Sayın Bakan. Sayın Bakan rica ediyorum sizde biraz sakin. Sayın Bakan size de söz vereceğim. Arkadaşlar lütfen oturun. Herkes yerine otursun. Sayın milletvekilleri. Anlatayım. Herkes yerine otursun. Anlatayım. Lütfen. Açıkla dedi. Arkadaşlar lütfen siz de yerinize oturun. Eşimden bunu söylerken eşimden özür diliyorum. Sayın Bakan benim sahte evlilik yaptığımı söyledi. Pes ya. Sen. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistemine girersin. Benim eşimin benim hem kanun önünde hem Allah huzurunda helalim olduğunu bilirsin ve bunu söylemekle de çukurun çukuruna düştüğünü de bilmeni istiyorum. Ayıp ya. Hikaye şudur. Normal resmi nikah memurlarıyla bir nikah yapıldı. 3-4 gün sonra bir arkadaşlarla yemek yedik. O zaman için beyefendinin görevden aldığı Ataşehir Belediye Başkanı da orada bir fotoğraf seremonisi yaptık. Beyefendi bu nikahı sahte saydı. Olay bu. Öyle öyle. Tam olarak öyle. Şimdi kullandı. Nerede kullandı? Bugün kullandı. Ne zaman kullandı? Bugün kullandı. Bugün kullandı. Bugün tutanaklara bak. Tutanakların hepsine bakarım. Yok bugün kullandı. Bu kelimeyi kullanmadı. Yalan söylüyorsun demek istemiyorum. Kullandı diyorum ya. Buraya söyledi. Buraya söyledi. O sallıyor. Önce ona söyle. Önce ona söyle. Sayın Altay. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlar. Devlet başka. Hükümet başka. Sayın Altay. Sayın Başkan süren mi? İş düzük hükümlerine uygun. Kaba ve yaralayıcı söz söylemeden konuşmanızı yapmanız yok. Sayın Bugün, burada sayın kimse burada kimse, burada kimse bir şey söylemedi. Burada söylenme. Bugün kimse bu lafı, sizin dışınızda kimse bu lafı etmedi bugün. Birleşme 15 dakika ara veriyorum. Yerine otursun. Terbiyesizlik yapma. Sen alçak. Sayın milletvekilleri, herkes yerine otursun. Sayın Bakan, rica ediyorum sizde biraz sakin. Sayın Bakan size de söz vereceğim. Arkadaşlar lütfen oturun. Herkes yerine otursun. Sayın milletvekilleri. Anlatayım. Herkes yerine otursun. Anlatayım. Lütfen. Açıkla dedi. Arkadaşlar lütfen siz de yerinize oturun. Sana. Sayın milletvekilleri grup başkan vekili kürsüde. Ben konuşamadım. Biraz sorabilir misiniz? Sana niye Suç İşleri Bakanı diyoruz? Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Suç İşleri Bakanlığı demedi demeyiz. Demin söyledim. Devlet başka, hükümet başka. Niye sana Suç İşleri Bakanı diyoruz? Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi olabilir. Neyi düzenliyor? Türk Ceza Kanunu 106. maddesi. Türk Ceza tehdit. Evet, hukukçular bilir. Siyasetçileri tehdit ettin, sanatçılar ettin, meslek odalarını ettin, gazeteciler ettin. Bu açık bir suç. Çok açık bir suç.
Başka bir örnek vereyim. Türk Ceza Kanunu madde 107 şantaj. Bak bak, bu şantaj bana değil, CHP'ye değil. Türk Ceza Kanunu 107'ye suçunu niye, kime karşı işledi biliyor musunuz? Bizim CHP'li milletvekilleri. Söyleyeyim. Ayda 10.000 dolar her ay düzenli mafyadan para alan bir siyasetçi var. Demeyin. Aslında bu şantaj direkt size değil. Direkt Recep Tayyip Erdoğan'ıdır. Direkt ona. Ve suç bitmiyor. Türk Ceza Kanunu 267. İftira. Beyefendi de o sicil de var. İçişleri Bakanı'sınız. Güvenlik soruşturmalarını, arşiv araştırmalarını siz yapıyorsunuz. Sabıka kaydında Adalet Bakanlığı veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 tane terörist var dedi. Nerede? Bir tane cezaevinde terörist yok. Bir tane ceza almış terörist ben bilmiyorum. Bunun adı iftira değil de nedir arkadaşlar? İftiradır. Bir suç daha söyleyeyim. 13 tane suç var TCK'da bağlantılı böyle. Görevi kötüye kullanma. Türk Ceza Kanunu 257. Basit, en basitini vereceğim. Çok var da. Polis bandosunu AK Parti seçim şarkısı çaldırmak, görevi kötüye kullanmanın en tipik örneğidir. Keşke, bir tane daha vereyim. Ekrem İmamoğlu'nun nerede, kimle yemek yediğini takip edip MOBESE kayıtlarından servis etmek de bu suça girer. Ekrem'in nerede yemek yediğini takip ediyorsan da, ya Türkiye mafya liderlerinin cennetine döndü. Geçen sene bütçeyi görüştüğümüz günden bugüne kadar dünyanın bütün mafya liderleri İstanbul'da birbirlerine kurşun sıkıyor. Bunları takip etsen daha hayırlı bir iş yapmış olmaz mısın? Tamamlayın sözlerinizi. Başkanım 3 dakikam gitti. Türk Ceza Kanunu'nun 279'u var mesela. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi. Var işte. Mafyaya 10.000 dolar Tayyip Bey'e bir şantaj. Ama bu suçu bir kamu görevlisi de sayılan Sayın Bakan'ın savcıya bildirmemesi de ayrıca Türk Ceza Kanunu'na bir suç değil mi? Juan Vukotic'den başlıyor resmi belgeler. Burada bu sayfada 15 tane yabancı uyruklu mafya lideri var. Bu sayfada 20 tane var. Evet, 15-20. İsimlerine zaman almak istemiyorum. Bu sayfada 8 tane var. Bunların hepsi Türkiye'ye girmiş. E tabi paraları girince sonra malları giriyor. Sonra kendileri geliyor. Ve bunların yakaladığın var, yakalamadığın var. Sınırları Kevgir'e döndürmeseydin hiçbiri Türkiye'ye giremezdi. Bu da bir görev kusur. Bataklık operasyonu çok övündüler. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu diye. Burada Alifa 450 yıl ceza, 1470 yıl ceza meza. Ya bu kadar büyük bir operasyonda bir kişi cezaevinde olmaz mı kardeşim? Nerede bunu? Torbacıları yakaladın. Yakala. Yakala. Torbacıları herkes yakalar. Torbacıları sana gerek yok. Gencecik genç kardeşlerimiz var. Yeni bekçi oldular. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onlar da yakala. Senin görevin baronları yakalamak. Bunları yakalayacaksın. İçişleri Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapıyor. Basın açıklaması. Şunlara bak. Suç duyurusunda bulunuyor. Sonuç nereye varacağım? Sonuç bir sürü suç unsuru saydım size. Ama ben Sayın Altay, süreniz tamamlandı. Sayın Altay, bir kez daha bir dakika olarak açacağım, sözlerinizi tamamlayacağım. Bir de şunu merak ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz. Gidebilirsiniz. Güvenlikle ilgili uluslararası ilişkiler, işbirlikleri olabilir. Ama merak ediyoruz. Niye gittiniz? Ne zaman, hangi uçakla gittiniz? Giderken uçağınızda kaç kişi vardı? Gelirken kaç kişiyle döndünüz? Bunu da merak ediyoruz. Ve millet adına sormak da bizim en temel görevimizdir diyorum. Gelinen noktada siyaset münakaşa müzakereşidir. Elbette tartışırız. Ama siz siyaseti bu kadar germekten sizin muradınız
geçmişte Tayyip Bey'e onca ettiğiniz hakareti örtbas etmektir. Onu da son turda size cevaben söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Sayın Erkan Aydın.